Özgür Karabat'ı tanıyor musunuz? Mali müşavir olduğu şirket İETT ihalesi alıp İETT'yi kafamıza geçiren şirketin mali müşaviri. Bir de yandan yaptığı bir iş var. Yandan yaptığı işte CHP'nin İstanbul milletvekili. Ama asıl meselesi mali müşavirlik yaptığı şirketler üzerinde topladığı ihalelerle milyarlarca Türk lirasını alıp bununla bu paraları iç edip yanan, denize düşen, kayan, çalışmayan, üstüne su yağan, kapıları kapanmayan trobüslerin sebebi olan şirketin mali müşaviri Özgür Karabat. Bazılarımız ise onu CHP İstanbul Milletvekili olarak tanıyor. Bu Özgür Karabat İçişleri Bakanı'na soru önergesi vermiş. Kaç tane yabancı ev sattınız, Türkiye'yi parsel parsel sattınız, her yerimiz gitti, topraklarımız gitti falan diye, biliyorsunuz. Niye? Dikkatleri üzerinden atmak için Ümit Özdağ taktiği yapıyor. Bir de Ümit Özdağ'ın ekmeğini yemeye çalışıyor. Ümit Özdağ yedirmez ona o ekmeği. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık falan Ümit Özdağ'ın yediği ekmektir Türkiye'de. Zaten çok az bir ekmek. Onu da mı paylaşacağız seninle falan diye Ümit Özdağ yer onu. Şimdi bu ekmeğin yeri, ama asıl mesele tabii dikkatleri üzerinden, hani bakın görün biz de bu konularda bir şey konuşuyoruz falan diye sattınız, parsel parsel sattınız falan diye İçişleri Bakanı'na soru soruyor. Cevabını almış efendim İçişleri Bakanlığı'ndan. İçişleri Bakanlığı'ndan verilen cevapta şöyle yazıyor. 1 Temmuz 2023'e kadar, yani AK Parti'nin göreve geldiği ilk günden 1 Temmuz 2023'e kadar yabancılara satılan 15.000 adet olmuş. Toplam arazi satılmış 15.000 adet. Bu arazilerin toplam büyüklüğü 28 milyon metrekareye. İstanbul'un küçük bir ilçesi kadar. Bütün Türkiye'de satılan araziler, yabancılara satılan arazilerin toplam büyüklüğü 28 milyon metrekare. Satılan konut ve iş yerinin adedi ise hepi topu 289 bin. Bunların tamamına vatandaşlık verdiniz, ünlü bir şey yaptınız falan diye. Diyelim ki Türkiye'de yabancılar geldiler, konut veya iş yeri satın aldılar. Bunun karşılığında da vatandaşlık aldılar. Kaç kişilermiş efendim? 289 binmiş. Bütün meselesi bu. Böyle bir şey var. Yani bütün bu işte kafatasçılar, dolandırıcılar, yalancılar, sosyal medyada vatanseverlik taslayan sokak çetelerinin dediği gibi böyle bir parsel parsel satılma bilmem ne falan yokmuş bu ülkede. Hepi topu 289 bin yabancıya yani verilmiş. Ve o da ya vatandaşlık verildi mi verilmedi mi değil. Hepi topu 289 bin yabancıya bir şeyler satılmış. Dolayısıyla 289 bin konut veya iş yerin tamam vatandaş değil olsa bile rakam o kadar büyük bir şey değilmiş. Niye yapıyor Özgür Karabat bunu? Özgür Karabat'ın bütün CHP'lilerin yaptığı şey bu. Dikkatleri üzerinden çekmek. Neden? Çünkü Özgür Karabat'ın mali müşavir olduğu şirket Ekrem İmamoğlu'ndan milyarlarca lira ihale aldı. Mercedes'e bile ihaleyi vermediler. Mercedes yapmayın etmeyin bak sizin becerebileceğiniz bir şey değil. Ben tamam mı kaç paraysa biz o fiyata yapalım niye böyle yapıyorsunuz demesine rağmen bunlar milyarlarca lirayı aldılar. Çünkü Mercedes de şeyden korkuyordu. Bu kadar Mercedes arıza yaparsa markaya zarar gelecek. Yani dünyadaki markanın prestijine zarar gelecek diye. Bunlar onu dinlemediler. Milyarlarca lirayı aldı bu Özgür Karabat ve bugün çalışmayan İstanbul otobüslerinin Özgür Karabat'ın sorumluluğundadır. Özgür Karabat'ın meselesidir. Tipik CHP'li olduğu için bunu üzerinden atmak adına böyle kaç kişiye kaç sattınız falan diye bir takım şovlar yapıyor. Güya bu ülkenin iyiliğini düşünüyor, numarası yapıyor. Allah şerlerinden muhafaza eylesin bütün ülkeyi. Hakikaten CHP'li şerri diye bir şey vardır. Riskli bir şeydir.